Merhaba kadın kanalına hoş geldin. Ben Zeynep. Yanımda Ester var. Tekrar geldiğin için çok teşekkür ederiz. Daha önce bir videomuzda zamansız ajandan hakkında bahsetmiştik Lara ile beraber ortak hazırladığınız. Ve ben sonra tabii hani stok <laughs> edip senin bütün öteki ajandalarına da baka kaldım çünkü ya bakar mısınız renklerinden zaten insan heyecanlanıyor böyle içindeki feminen çıkıyor yani. Bu hak gerçekten yani böyle çocuk gibi böyle yazısı Yok, geliyor. Evet. O yüzden hani bu ajandalar hakkında da konuşmak istedim. Çünkü çok yararlı olduğunu e, gör gördüğüm ve düşünüyorum en özelinde de dişilik, kadınsılık en temelinde ve en biyolojik yerinde menstruasyondan başlıyor. Ve ben çok niyet etmiştim biraz daha kendimi tanıma üzerine ve bunu görünce dedim ki Git. hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> e, o yüzden biraz hani e, bunlardan bahsetmek istiyorum ve hani bunun aslında üçünün senin için hayatındaki değeri, yeri, ...bunlara yola çıkarken neler düşünüyordun, neler paylaşmak istiyordun? Biraz <laughs> kabileyle paylaşır mısın lütfen? Merhaba tekrar. Ben e, bir tasarımcı olarak çalışırken 20'li yaşlarımda hayatımda birçok değişiklik oldu arka arkaya ve e, bu değişikliklerden sonra kendime çeşitli eğitimlere e, gittim. Orada buldum ve çeşitli arayışlarım oldu açıkçası. Diğer tasarım işim de devam ediyordu. yaptığım çalışmalar ama bu kişisel dönüşüm yolculuğundaki bu dişilik öğretileri beni çok etkiledi ve gerçekten uyguladığım çeşitli şifa yöntemleri oldu. Kendi hayatımda da çok büyük değişiklikler yarattı. İlk öğreti de aslında menstruasyon döngüsünü e, ...tanımak, anlamak üzerineydi. Şöyle... <laughs> ben pembe beni çok çekiyor. <laughs> hepsini böyle öyle bir anlatıyor ki böyle üçü beraber ben de ben pembe de konuşmam <laughs> lazım. Yani benim için, <laughs> şimdi an, anlatacağım neden hepsi bir bütün olarak birlikte benim için. Bu pembe ajanda da yani menstruasyon e, döngünüzü takip edebileceğiniz... ...işte ağırlığınızı, doğurganlığınızı ve çeşitli şifa üretilerini... ...şifa 101 diyeyim ben, onları öğrenebileceğiniz ajanda... Bu ve gerçekten bir şeylerin başlangıcı. Çünkü sizi içe döndüren her ay, e, her ay boy, ay boyunca o döngü sırasında ya, yazarken kendinizi tanıyacağınız bir e, rehber ajanda. Hı hı. Aslında o ay boyunca e, 28 günde bir e, regle olabilirsiniz. 32 gün fark etmez. İnsana insan İnsandan insana değişir. E, ama e, dönemsel olarak böyle kendi içsel halinizle her gün yazdığınız zaman görüyorsunuz ki ayın belirli dönemlerinde bazı negatif hisler ya da sizi rahatsız eden şeyler e, düzenli olarak yazdığınız şeyler arasında oluyor. Örneğin birçok çalışmalara gidiyorsun, işte hocalar sana bazı e, yollar, yordamlar gösteriyor. Bu çok değerli ama insan kendi içine dönüp e, düzenli yazdığında çok farklı şeyler fark ediyor ve Aa işte ben bu noktaya eğilmeliyim diyor. Örneğin e, menstruasyon dön dönemi boyunca insanlar genelde böyle daha derindeki karanlık hislerine ayyuka çıktığı bir dönem ve örneğin işte değersizlik hissediyorsun, yetersizlik veya kıskanma hissediyorsun işte sürekli altı ay boyunca bunu tuttuğunda görüyorsun ki aynı şeylerin içine düşüyorsun işte onu hiçbir yerden öğrenemezsin. Aslında kendi e, içinde anlayabileceğin bir şey bu yazarak. Cinselliğini, doğurganlığını takip edebiliyorsun. Bedenindeki belirtileri takip edebiliyorsun ay boyunca. O da sana bir sürü sinyal veriyor zaten. Aslında şimdi bazı şeyleri çok böyle genel alıyoruz. işte rey döneminde kötü hisler, işte bilmem ne evet, döneminde evet. işte yemek yemeler. Tamam evet, genel olarak baktığın zaman genellikle insanlar bunları yaşıyor. Ama bu her zaman da negatif olmak da zorunda değil. Yani dediğim Kesinlikle. gibi bunu dönüştürebilirsin. Ee, dönüştürücü da, zamanlar da olabilir hayatında. Bir yerde de kendi hayatındaki kısır döngüleri görmek için evet. de güzel bir araç diye düşünüyorum. Beni heyecanlandıran da belki kısım o çünkü oh. kendini gözlemleme... Rehberi aslında. Biraz Bence öyle evet. gerçekten. Hı hı. E, ve o zaten e, inna böyle karanlık veya kötü evet. olmak zorunda değil. Hı hı. E, zaten bazı insanlar çekiliyor bu öğretiye. Bazılarının ilgisi olmayabiliyor. Yani gerçekten çekiliyorsa bir insan bu çalışmalara bence bu konuda kitaplar okuyabilir, yazabilir, hı hı. böyle e, kendileri de rehber eee ...defterlerine yazabilirler, bir rehber bulundurabilirler yanlarında. Hmm. Rüyalarını yazabilirler mesela, hmm. ayın şeklini yazabilirler ve sticker'larla renklendirebilirler Hı. bu arada. Tam benlik yani, evet. oyuncak evet. gibi <laughs> Bayağı evet. yani hani hani e evet. eğlenceli e de ve e aslında senin şeye de düzene çok sokuyor işte her gün yaptığın bir şey bu. Yani her, her gün, gün yazıp o 6 ay boyunca hormonlarının düşüşüyle sen e, ne kadar bağlantılısın ya da bedenini sana ne söylüyor? Mesela atıyorum karnın çok ağrıyor diyelim. O ayı nasıl geçirdiğini sorgulayabilirsin. İşte hmm. iyi beslendim mi, kendime iyi baktım mı hmm. e, gibi. Ya yani anormal bir şeyi de fark edebilirsin. Evet. Çünkü mesela düzenli buldun, işte altı aydır yapıyorsun. İşte ben genellikle işte şu ay ne bileyim menstruasyon döngümün şu döneminde şunları hissediyorum ama bu ay mesela Normal dışına çıktı. O zaman evet. o aynı oldu diye sorgulayabilirsin. Tabii aynen. Yani kendini tanımak için güzel bir yönden. Tamam bu ajandayı kullanırken işte biraz kendini tanıdın. Biyolojik olarak hem de duygusal olarak <laughs> e, tanıdın. Sonra peki bunlar nasıl oluyor? Şimdi burada mesela şöyle bir şey var. Ee, o kadar böyle hızlı yaşıyoruz ki e, hem kendi ihtiyaçlarımız hem de toplumun veya çevrenin veya küçük ailemizin hani ihtiyaçlarını giderirken aslında kendi ihtiyaçlarımızı ve... E, özlemlerimizi fark etmiyoruz. Örneğin e, kendimiz yazarak bu, bununla e, veya veya deftere yazarak diyeyim. E, ama bununla. E, yok mecbur <laughs> değil yani. Yani istediği gibi yazabilir. Yani kendi bilir falan. <laughs> yok yok yani e, nasıl niyet ediyorsa ya yazarsa eğer <laughs> o kişi kendini tanıyor ve yaratıcılıkla ilgili bağlantısını da bu şekilde öğrenebiliyor. Örneğin Bazen liderlik özelliklerimiz bu döngümüze göre liderlik özelliklerimiz işte topluluk önünde konuşma, yaratma, ortaya koyma, insanlarla buluşma daha yüksekken bazı dönemlerde de daha sezgisel işte rüyalarımızı dinleyeceğimiz, böyle bir de yaratıcı fikirler böyle ilhamın geldiği dönemler var. Hı -hı. Şimdi onları keşfettikten sonra böyle bazı insanlar için çok havada kalan öğretiler oluyor bunlar. Hı -hı. İşte ben böyle hissediyorum ama ne yapayım Hı -hı. gibi bir noktaya geliyor. Hı -hı. O noktada da ben Kendimde şöyle bir şey deneyimledim. Öyle bir yaratıcı enerji çıkıyor içimden. Onu kanalize edecek bir yol bulamıyorum. Hı hı. O benim için mesela çok e, yorucu bir dönem oluyordu. O yüzden onu bir şey aktarmam lazım. O zaman bir ürün ve hizmet yapıp kendi öz yeteneklerimle bir yaşam modeli yaratmak konusuna kafa yormuştum hı hı. o dönem. Hı hı. O zaman markanı yaratma rehberi, markanı yarat rehberi çıktı. Hı hı. Evet bu Öyle bir ajanda evet yani atıyorum mesela ben keşfettim ki şey yazarak aslında ben çok özlem duyuyorum Mesela seramik yapmaya diyelim hı hı. ve bunu fark ediyorum kendimde ya da bunu kendi kendime fark etmiş oluyorum illa bunu kullanarak değil hı hı. Ee, ve onu nasıl planlayabilirim bir marka yaratmak konusunda teker teker neler... Tam da bu sayfaya gelmiş. Nasıl? Nasıl? Ya mesela ben aslında kendim için yaptığım çalışmaları... Bu şekilde ürünlere dönüştürüyorum. Bu kendim için yaptığım bir çalışmaydı ve işe yaradığını görünce hı hı. E, ürün haline geldi. Hı hı. E, markanı yaratmak da kafamı yorduğum bir şeydi. Bu da ürün oldu. Çünkü kendi ben için kendim için şey. yapıyorum. Evet. <laughs> yani netleşmeye ihtiyacım var. Bunu nasıl hı hı. yapacağımı bilmiyorum. Araştırıyorum, okuyorum. E, burada işte bütçe planlayıcısı var. Markanı yaratırken dört tane soru soruyorsun kendine. Onlar var. E, ve bu şekilde aslında kendim çalışarak. Ee, kendi kendine çalışarak bir insan aslında yapabilir yani evden bir şey, ürün yapan bir insan e, onu sunabilir, ortaya koyabilir, bütçe planlamasını yapabilir. Hı hı. Bir de videoları var. Birisi edindiği zaman bu ajandaları onunla ilgili online video gönderiyorum ki nasıl kullanıldığına dair. Hı hı. Ee, böylece aslında kendi evet yani her zaman dışarıda aradığımız şeyleri yazarak kendi içimizde e, bulabiliriz. Çok güzel. Evet. Bir de sarı ajandamız evet. var. Sarı ajanda da sosyal medya planlayıcısı. Yeni bir yeni otantik bir yaratıcılık yolculuğu diye geçiyor. Çünkü benim inandığım hani sosyal medyayı kullanmamız daha çok e, böyle faydalı faydalı amaçlar için olmalı bence. Hı hı. Yani bir şey aktarmak, bir şey anlatmak, güzel bilgiler aktarmak ilham olan şeyleri paylaşabilmek veya işte bir ürün hizmetini paylaşmak. Hı hı. Yani bence bu şekilde bir sosyal medya kullanımı dünyaya da hizmet edecek. Hı hı. Bu sebeple bence bu üçü Böyle bir seri, bir seri gibi. Dişilikten dişilikten girişimciliğe gibi yani bir şey seri. gibi aslında. Hani ben kendimi tanıyorum fen başından ama Ondan sonra kendimi tanıdığım zamanki işte kendimle keşfettiğim bir şeyi işte markalaştırmak ya da bunu bir şekilde bir ürüne dönüştürmek Hı -hı. ve bunu da başka insanlarla paylaşabilmek için sosyal medya planlayıcısını kullanmak ki bunu daha fazla kitleye ulaştırabilmek evet. için. Evet, aynen böyle Çok bir güzel. şeyi var. Evet, böyle bir yani kendimde çalışmam bütün. bu şekilde oldu. Hı hı. E, çünkü hani buradaki açığa çıkan disil yanını e, buradaki maskülen planlamayla birleştirdiğinde e, gerçekten otantik bir şekilde kendi ifadeni bulmuş oluyorsun diye inanıyorum. Hı hı. Bence ben çok güzel ve çok somut bence o çok güzel. Hani söylüyorsun ya ben de bunu çok yaşıyorum çünkü hani bir e, bir eğitime gidiyorsun. Bir farkındalık doğuyor ve hani hep o oldu işte. Ben bunu evet. fark ettim. Yani bu da çok geliyor. İşte yani. misin bunu çok yazıyor işte. Ben fark ettim ki ben işte kıskancım diyor mesela tamam mı? En yani hani daha duygusal, daha ince bir yerden evet. baktığın zaman işte ben bunu fark ettim. Ama değiştiremiyorum, <gülüyor> 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 bir şey yapamıyorum bu konu hakkında. Ne yapmalıyım evet. ve bu e, gerçekten e, davranışa döken bir şey. O yüzden de ben... Beni çok heyecanlandırdı ve paylaşmak istedim kabileyle. O yüzden bizimle bunları konuştuğun için, kendi e, yeteneklerini, kişiliğini, kendini paylaştığın <laughs> için teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim <laughs> bu alanı açtığınız için <laughs> kadın kanalı olarak. <laughs> Yine bunları da hediye ediyoruz bir e, takipçimize. Onun için de instagrama bekliyoruz herkesi. Kadın kanalına e, detayları orada olacak. Pembe mavi sarı. Çok hoş. Bir tane de kırmızı varmış. Evet, o kitap, illüstrasyon kitabı o. Evet. O da ayrı. O da ayrı. Ayrı bir konu. Takipte kalın. Likelayın, yorumlara yazın. Estelle sorularınız varsa hem kendisine de yazabilirsiniz, yorumlara da yazabilirsiniz. Evet. Kendisi de okuyacak. Sevgiler. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay.